Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şarjdan bir telefondan bahsedeceğim. Sebebi de şu, YouTube'a içerik üretiyorum dostlar. Ve bu içeriği üretirken benim en büyük yardımcım olan şu iki cihazdan bahsetmek istiyorum sizlere. Biri 11T Pro, biri de 120 watt şarja sahip olan bataryası diyelim, şarjı diyelim. Avantajı da şu, içerik üretirken maalesef çok fazla şarjımız gidiyor. Bu telefonun çok fazla şarjının gittiğini iddia etmiyorum. Gerçekten şu an %15'lere düşürene kadar bayağıdır uğraşıyorum. Ya 6-7 saattir uğraşıyorum. Aralıksız oyun ve video izliyorum şarjını düşürebilmek için. Fakat şarj olurken aynı şeylere rastlamıyoruz. Çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. Bugün sizlere onu göstermek istedim. Aslında bir telefon tanıtımı ya da bir sponsorluk değil, tamamen benim o tercihim olan bir şey bu. Hızlı şarj olmasını istedim. Sebebi de şu, içerik üretirken vaktiniz olmuyor, kısıtlı vaktiniz de şarjda oluyor. Şarjdayken telefon sıkıntı çok ciddi ısınıyor ki sağlıklı bir durum değil. O yüzden bugün sizlere şu arkadaştan bahsedeceğim. Bu şarj olurken ve şu anki ikinci telefonuna kaydettiğim için sayaç olarak saatimi kullanacağım. Ve bu videoyu hızlandıracağım dostlar. Birlikte şarj oluşunu izleyebiliriz. Şimdi şöyle bağlantımızı sağlayalım öncelikle. Şarjı takıp sizlere zoom yapıp bırakacağım. Telefon herhangi bir uçak modunda falan değil, sadece sessize almışım. Herhangi bir bildirim gelmesin diye. Şuradan şöyle sayacımızı da hazır edelim dostlar. Kadranı ayarlayacağım. Şarjı takacağım ve sayacı başlatacağım. O şekilde ayarladım. Umarım başarabilirim. Umarım sizler için de güzel bir deneyim olur. Eğer bu telefonu arzulayan, isteyen varsa umarım önce olur. Ben çok memnunum. Dediğim gibi YouTube'a içerik üretirken bunu kullanıyorum. Şöyle şarjını bağlayalım. Şuradan da sayacımızı başlatalım dostlar. Videoyu ben hızlandıracağım. Sıkılmamanız adına şöyle bir zoom yapalım. Kadranı ayarlayayım sizlere. AMOLED ekran olduğu için siz şarjın ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Bu AMOLED ekran da zaten çok fazla şarj harcayan bir sistem değil. O yüzden zaten şu an hızlı bir şekilde şarj olduğunu görüyorsunuz. Ben sizleri telefonla biraz yalnız bırakacağım. Buraları hızlandırırım. Sıkılmamanız adına iyi seyirler dilerim. Keyfini çıkartın. Evet dostlar, 5 dakikanın geçmesiyle birlikte 50'yi gördük. Tabii bu 0-100 şarjı değil. Dediğim gibi %15'e düşürdüm. Zaten %15'e düştüğünde artık telefon hani kritik eşikte olduğunu, işte veri tasarrufuna, şarj tasarrufuna gideceğini falan söylüyordu. %15 şarj, %85'lik bir şarjı düşünebilirsiniz. Bu arada zaten %10'un altı ve 90'ın üstü ya da 95'in üstü diyebiliriz. Çok daha hafif şarj oluyor. Bu da bataryaya son dolumlarda ya da tam bitişte baskı ya da işte çok yük binmemesini sağlıyor. O yüzden özellikle telefonu eğer kutudan yeni çıkarttığınızda, eğer şarjı yoksa telefonun, göreceksiniz ki çok geç açılıyor telefon ilk etapta. Ama sonra şarja taktığınızda çok ciddi anlamda doluyor. Burada aktarmak istediğim bir şey var. O da telefonun şu an kullanmaya başlarsanız, en basitinden telefonda bir müzik açık olsa ya da telefonla görüşüyor olsanız, telefonun şarjının dolmadığı aslında. Ciddi anlamda telefonun şarjının dolması duruyor. Zaten şu anda da bence çok ciddi bir ısınma var telefonda. Şarj esnasında şu an gece karanlığında çekiyorum. Zaten saatte belli. Bu arada hem sayacın hem de saatin uyumunu görüyorsunuz. Hani bunda herhangi bir hile hurda yok. Şarj gerçekten bu kadar hızlı doluyor. Bunun farklı bir telefondan geçtiğinizde hızlı dolduğunu zaten hissediyorsunuz ama bu telefondan daha basit, işte %15 ile şarjda olan bir telefona geçtiğinizde ciddi anlamda işkence haline geliyor. Telefonumun arızalandığı bir dönem vardı ve o ara SYDH eski telefonuma dönmüştüm.
Gerçekten çok ciddi anlamda sıkıntı çektim. Şarj olana kadar hani bir an insan şeyi sorguluyor. Bu insanlar gerçekten bu kadar şarjın başında bekliyor mu ya da bu kadar şarj olması için bir telefon bekleniyor muydu diye. Ve buna alışma süreci çok kısa. Şu an 2-3 aylık telefon olması lazım. Ve ben buna çok çabuk adapte oldum. Hani şarj derdi yok. Gerçekten ciddi anlamda çok geç bitiyor şarjı. Mesela işte ufak tefek işiniz var, dışarı çıkacaksınız, şarjı takıyorsunuz. Daha üstünüzü giyinene kadar şarj gerçekten dolmuş oluyor. Ki şu an zaten 7 dakikada %15'ten %62'ye ve bu halen hızla artıyor. Şu an sanırım piyasada 240'lıkları var bunların. 240'la dolan şarjları var. Ne kadar verimli, ne kadar daha fazla bundan bilmiyorum. Hani iki katı pozisyonda bilmiyorum. Umarım onları da deneme fırsatımız olur. %90, %95'lere kadar sizi tekrardan telefonla birlikte bırakıyorum. İyi seyirler. Evet dostlar, son 5'e kaldık. 95'i gördük. Şimdi fabrika verileri 0'dan 100'e 17 dakika diyor. Tabii bu hangi koşullarda yapılıyor bilmiyorum ama şu andaki de çok iyi bir rakam zaten. Hani diğer telefonlarla ya da daha önce kullandığınız ya da şu anda hali hazırda kullandığınız telefonları düşünerek hareket edin. 16 dakikada ben hatırlamıyorum yani şöyle telefonumun bazen 2 saat 3 saat şarj ettiğim oluyordu. Tabii ki şu an teknoloji değişiyor ama bu rakamları görebilmek gerçekten çok güzel. Ki ben alırken çok böyle ulaşılması zor rakamlarda bir telefon değildi. Hele ki şu an yeni çıkan telefonlara bakarsak neredeyse eski araba fiyatlarında şu an çok söylenmesi bile çok korkunç fiyatlarda telefonlar. Kötü olduklarını kesinlikle düşünmüyorum. Tabii o markalar bana uymuyor. Ben genelde hep Android tarafındanım. Daha rahat içerik ürettiğimi, daha rahat hareket edebildiğimi düşünüyorum Android tarafında. O yüzden tercihim genelde Android. Yani iOS tarafını da kullandım. Fakat çok kısıtladığını düşünüyorum beni. Ve bu şarj özelliğinin gelmesiyle özellikle daha da üzerine bir şeyler koymaya çalıştıkları için benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani 17 dakikada hadi şu an bir deney yapıyoruz, bir test yapıyoruz. Test yapmadığınızı düşünürseniz 10 dakikada rahatlıkla dışarı çıkıp bu telefonu kullanabileceğinizi düşünün. Övüyorum. Şundan dolayı övüyorum. Ben çok memnunum. İhtiyacı olan ve bu tarz telefonları düşünen arkadaşlar daha rahat ulaşması için hani en azından aklınızdaki soru işaretinin giderilmesi adına şu an şöyle ufaktan elle test ettiğimde ciddi bir sıcaklığı var. Çok böyle rahatsız edici değil ama sıcak olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki yaşadığım şehir de benim çok sıcak. Şu an hava da zaten çok nemli ve çok sıcak. Onun da etkisi vardır ama hani böyle elinizi yakacak kadar işte rahatsız edecek kadar bir sıcaklık değil ama iyi bir sıcaklığı var. Dakika 19'a gelirken %100'ü gördük neredeyse. Ben çok başarılı buldum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara söyleyin ve kaç wattta şarj kullandığınızı ya da telefonunuzu kaç wattta desteklediğinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben bir oyun kanalıyım. Bir oyun kanalım var. Pokemon Go ağırlıkta bir oyun kanalım var. Ve bütün içeriğimi, bütün kurgumu, bütün video editimi her şeyimi bu telefonla yapıyorum. Tabii ki bu telefonun her zaman aktif olması lazım. İşte bir kamerayla çekip onu bilgisayara atıp o şekilde kurgu yapamıyorum. Ben her şeyimi bu telefonla yapabildiğim için bu telefonun bana en kısa zamanda elime ulaşması lazım. Dediğim gibi şarjdayken bir işlem yapamıyorsunuz. Bu eksi olarak görebilirsiniz ama rahatlıkla şarj olduğu için yani 90'lara kadar şarj edip ondan sonra kullanıp daha hızlı hareket edebilirsiniz. Çünkü 90'dan sonra ciddi bir yavaşlama olduğunu siz de görebilirsiniz. Özellikle 90'dan sonra neredeyse yarı yarıya hatta %50'den fazla yavaşladığını görebilirsiniz. Bu da şöyle. Evet, %100'ümüzü gördük dostlar. 19.40
40 gibi düşünebiliriz. 19.40'ta neredeyse 40'larda %100'ümüzü gördük. Şöyle de göstereyim. Bildirimler açık. Bildirimler devam ediyor. %100'ümüzü gördük. Süre burada bitmiş olsun. Yani 19 dakikada 19.40 diyebiliriz. 19 dakikada ortalama %15'ten %100'ü gördü telefon. Sıcaklığına şöyle baktığımız zaman dediğim gibi çok rahatsız edici boyutlarda değil. Bildirimi açıktı. Ben çok memnun kaldım. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Bu tarz içerikler normalde üretmiyorum. Fakat kendi kullandığım cihazı tanıttığım için bu cihazla size bir şeyler ürettiğim için o yüzden tanıtmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Telefonla ilgili neredeyse bütün detayı biliyorum. Bununla ilgili istediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Eğer Pokemon Go ile de ilgileniyorsanız lütfen kanalı ziyaret edip abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.